Herkese merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gardırobumun karakterinden bahsetmek istiyorum. Benim gardırobum karakteri kapsül gardırop. Yani zamansız kesimlerden oluşan kıyafetlere kapsül. Yani gardıroplara kapsül gardırop deniliyor. Beni ilk bu videoda görenler, tanıyanlar için kısa ve öz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben İsviçre'de yaşıyorum, 40 yaşındayım. Büyük bir moda sektöründe visual merchandising olarak çalışıyorum. Yani görsel sunum uzmanıyım. Mesleğim gereği her sezon yeni eğitimler alıyorum, yeni şeyler keşfediyorum, yeni şeyler görüyorum. Modanın göbeğinde olmama rağmen çok da trendsetterim, fashionista değilim. Ama bundan bir 5 yıl öncesine kadar böyleydim. Beni çok yakından bilen, tanıyan insanlar bunu gayet iyi bilirler. Kılık kıyafete, modaya çok düşkündüm. Hevesimi gerçekten aldım. Çünkü dediğim gibi 40 yaşındayım ve bugüne kadar 80'leri, 90'ları, hatta 90'lardayken 70'ler geldi, bu İspanyol paçalar filan, 2000'leri bilmem neleri, yani bütün sezonları gördüğüm, geçirdiğim için ve her şeyi de alıp giydiğim için artık bu moda açlığım yok. Mesela şu anda böyle puanlı bir şey gördüğüm zaman diyorum ki, aa, ben bunu giymiştim, bu bende vardı, onu tekrar alma açlığım yok. Çünkü onu bir kere elde etmiş ve giymişim. Gerçekten modaya çılgın çılgın fiyatlar. Yani bizim bir de burada Maraşlıların düğünleri acayip. Yani sezon açıldığı zaman her hafta sonu birisinin düğünü var. Ben de eskiden çok sık düğünlere gittiğim için yani her düğünde de özel bir kıyafetim alıyordum. İşte ona uygun bir çanta, ona uygun bir ayakkabı falan. Bugün sizlere ben kural olarak değil de hani şu 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 olsun diye değil de sizlere gardırobunuzu, eğer kapsül gardırop, zamansız giymeyi seviyorsanız bunları nasıl uyarlarsınız, nasıl düzenlersiniz diye birkaç nacizade fikirde bulunmak istiyorum. Öncelikle modada kesinlikle kural yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Bakın, o kadar saçma salak şeyler moda oluyor ki. Mesela bir abiye kıyafetin altına sneaker giymek, bir arkadaş normal sokakta sen, ben, başka biri yapsa, aa, bu ne yapmış, saçmalamış iyice diyebiliyoruz, ama bir star yaptığı zaman moda oluyor, değil mi? Bence kendi ruh halinizle dışınızı, hani ruh halinizi taşıyabilecek kıyafetleri tercih edin. Eğer siz içinizden bir şeyler geliyorsa, size yaratıcılık veriyorsa, yaratıcıysanız bu konuda, mesela nasıl söyleyeyim, ben çok iyi bir gözlemleyiciyimdir. Evden dışarıma adımı attıktan sonra önüme çıkan bütün insanları, kadın, erkek, çocuk, bütün insanları gözlemlerim. Tepeden tırnağa. Hani belki şöyle bir saniye bakıyorumdur ona, ya da birisi benimle konuşuyordur, merhabalaşmışız, direkt gözüne bakıyorumdur, ama ben onun elindeki yüzüğü bile fark ederim. Yani o kadar iyi gözlemliyorum. Bu da işte mesleğin verdiği bir şey arkadaşlar. İşte yolda bir arkadaş salaş giymiştir, birisi salaş böyle saçma salak bir şey yapmıştır, ama ayakkabısında hafif bir detay görmüşümdür, çorabında ya da pantolonu katlama yerinde hoşuma gitmiştir ve ben onu almışımdır, o fikri kendimde denemişimdir, veyahut da çalışırken bir mankeni yaptığım zaman onu da denemişimdir, bir çocuk mankenini düzenlediğim zaman onu da, o detayı uygulamışımdır. Zaten büyük moda kurumları, sektörleri de sokaklarda gördüğü şeyleri toparlayıp onlarla harmanlaştırarak tekrar bu şekilde moda yapıyorlar. Gardırobunuzu uyguladığınız zaman, hani kurmak istediğiniz zaman, eğer ki siz, tabii ki şöyle bir şey de var, trendsetterinizseniz öyle kalın. Hava hoş. Zaten bir gün sizin de hevesiniz düşecek, kırılacak, yani bir yerde biteceksiniz yani. Bir yerde bitmezseniz finansal olarak biteceksiniz ve diyeceksiniz yeter, durun artık. Ben doyduğum için bıraktım. Bir de şöyle arkadaşlar, tam doymak da demeyeyim de, dövmelerimi çoğalttıktan sonra artık sadeleşmeye başladım. Kendimle alakalı söylüyorum bunu. Çünkü bazen böyle desenli şeyler, işte böyle printli şeyler, çok karışık, obertaylı, karışık üstler olduğu zaman daha böyle gözü yoruyordum, daha karışık geliyordum insanlara. Çünkü insanlar beni gördüğü zaman, ya dövmelerime mi baksınlar, saçıma baksınlar, makyajıma mı baksınlar, ya nerede? Adamlar allak bullak oluyordu, nereye baksınlar? Şaşırıyorlardı o şekilde, ben böyle vut yanlarından geçiyordum, böyle bir anlayamıyorlardı. Çünkü gerçekten çok karışık görünüyordum. Onun için
Böyle sade giymeyi tercih ediyorum. Zaten benim dövmelerim benim aksesuarlarım olmuş. Hani sade bir elbise giydiğim zaman ya da sade bir bluz, sade bir tişört giydiğim zaman bile onlar yeterince beni gösteriyor. O şekilde söyleyeyim. Benim ruh halim şöyle arkadaşlar. Benim birazcık maskülen ve feminen kişiliğim var. Belki sizlere de yansıtıyorumdur bunu. Ona dayanarak böyle kesimleri birazcık erkeksi seviyorum. Bazen böyle çok kadınsı giyinebiliyorum. Bazen de böyle gerçekten olan çocuğu gibi sokağa çıkıyorum. Yani dediğim gibi ruh halimle bir de siyahı çok seviyorum. Siyah, beyaz ve gri renklerini çok seviyorum. Birincisi beyaz da bizim mesleğimizde beyaz rengi aslında renk seçeneğine girmiyor. O sadece yedek, alternatif. İşte bir sunum yaparız duvarda. İki rengi kullanırız. Çok koyu gelir o duvar size. O koyuluğu birazcık hafifletmek, kırmak için beyazı da birkaç parça beyaz kıyafet koyarız. Ama hiçbir zaman bir duvarda olan modelde ya da bir mankende beyaz bir şey göremezsiniz. Çünkü göze çarpmaz. Yani duvarda arka taraf beyaz, bir de önde beyaz giyinen bir şey. Hani iyi bir sunum değildir. Onun için beyaz sunumda bizim çalışma şeyimize alternatif renk demeyeyim de bir şeyi kırmak, açık yapmak, daha böyle dominantlığını almak için o bölümün birkaç parça beyazı gösteririz. Onun dışında şöyle söyleyeyim, gri renkleri mesela bazı arkadaşlarım tercih etmeyebilir. Çünkü gri renkler herkesin taşıyamayacağı bir renktir, gri renk. Gri'nin tonları, antrasit, o renkler. Çünkü eğer zaten sizin yaşlı görünmeye meyliniz varsa bazı renkler sizi daha genç gösterir. Ama gri de giyerseniz mesela yaşınızdan daha ağır, daha olgun gösterebilirsiniz. Benim bu üç renk favorim. Benim dolabımda %80'i böyle. Yani dolabımı açın kapkaranlık. Bir şey göremezsiniz. Bazen ben sabahları kalktığımda inanın cep telefonunun şeyini açıyorum. Elektriğini, lambasını açıyorum. O şekilde görüyorum. Çünkü düşünün 5-6 tane siyah pantolon, hangi bilmiyorum ki, farklı farklı kesimler var, ona göre cep telefonu ışığını açarak onları bulmaya çalışıyorum. Öncelikle ruh halinizi keşfedin ve hangi renklerden hoşlanıyorsunuz onları bulun arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kapsül gardırobun kuralı yok. İlla ki beyaz, illa ki siyah yok arkadaşlar. Eğer siz mavi renk tonlarından hoşlanıyorsanız, pastel renk tonlarından hoşlanıyorsanız o zaman o şekilde kurun. Mavi jeans gömlekleriniz olabilir. Bir koyu, bir açık. Jeans, biker yakka diyoruz ya, herkese leather, deri biker yakka. Arkadaşlar o sizin ruh halinize uymuyorsa niye deri ceket giyesiniz ki, bu rockik tarzında olan ceketleri neden seçesiniz ki? Deri ceketlerin de daha böyle kadınsı olan şeyleri var. Bazı, hani nasıl söyleyeyim, böyle çok anaç olan, çok baba anne gibi görünen bir hatunun rockik bir deri ceketi niye giydiriyorsun? Kim sana bu akıllı veriyor yani? O zaman yuvarlak kesimli bir şey alsın ya da daha kadınsı çizgileri olan bir deri ceket giysin. Yani anlatabiliyor muyum? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Renklerde dediğim gibi alternatif çok, ruh halinizle eşdeğer olmalı. Eğer böyle çok şeker, çok cici, yani böyle sempatik, çok zarif bir hatunsanız ya da 20'li yaşlardasınız, 19 yaşlardasınız, pembe renklerden hoşlanıyorsunuz, o zaman pembe renklerin daha çoğunluğu olduğu bir kapsül gardırop kurun. Kapsül gardıropta zamansız kesimler, yani body shirtler, balıkçıl yaka şörtler ya da pulloverlar, sıfır yaka tişörtler, yuvarlak yaka tişörtler, V yakalı tişörtler, askılı tişörtler. Ama siz mesela iki tane ekru renginde bir pantolonla bunları kombine edebilirsiniz. Üzerinize illaki siyah bir manto alacaksınız diye bir kaide yok. Siz bunun üzerine daha böyle ekru ya da daha böyle uçuk pembe, hani nasıl diyeyim, böyle zart pink, nasıl söylesem ki, toz pembesi bir şey giyebilirsiniz. Hani ruh halinizle
sizi mutlu eden, sizi coşturan, neşelendiren renkleri tercih edin. Eğer toprak tonlarından hoşlanıyorsanız, o zaman kahverengi tonlarını, o kadar alternatif var ki, o zaman bu basic parçalarınızı, bu zamansız kesimleri, bakın dikkatinizi çekiyorum, zamansız kesimleri bu renklerden oluşturun. Yani krem, ekru, kırık beyaz, kamel, bej, nude, kahverengi, daha böyle koyuya, siyaha yönelik bir kahverengi. Genelde totalde bu renklerden hoşlanıyorsanız, size bunlar yakışıyorsa ki ve bir de bunları gold aksesuarlarla kombinlerseniz, yani çok hoş görünebilirsiniz. Hangi renklerden hoşlanıyorsanız zamansız kesimleri ona göre tercih ediyorsunuz. Benim dolabımda dediğim gibi siyah, beyaz, gri var ama kural değil. Hani bazı arkadaşlarımızdan duymuşsunuzdur bu tür videolar yaparken. Size şart koşmuşlardır. Beyaz tişört olacak, siyah deri ceket olacak, biker ceket, bisikletçi bu şey, rock tarzı 80'lerde giyilen, Roxette'in falan giydiği şeyleri. Rock müziğiyle alakanız yok. Size rock deri ceketi kendisi seviyor, giyiyor diye siz de bunu alın ha. Her neyse, çarpık çubuk bacaklarınız vardır iki çatal gibi. Skinny pantolonlar moda diye illaki size skinny pantolonlar giydiren ya da skinny jeanler giydiren arkadaşlarımız vardır. Yani arkadaşlar, şunu demek istiyorum: kendi vücudunuzu tanıyın, kendi renginizi bulun, sizi mutlu eden renkleri giyin. Belki siz bu sezon ya da bir iki sezon, üç sezon pembe renklerden hoşlanıyorsunuz, o zaman pembe giyin. Az sonra pembeden mi sıkıldınız, o zaman farklı renkler giyin. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kıyafetleriniz, ben şunu söyleyebilirim, %80 yıkanmada zarar görüyor, %20 giyilmede zarar görüyor. Kesinlikle bu konuya hemfikirizdir. Bütün elbiselerinizi yıkadıkça hepsi çöplük olan şeyler var arasında, değil mi? Kumaşlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kumaş seçerken dikkat ediyorsunuz. Eğer ki beyaz bir tişört alıyorsanız, 9 liralık bir tişörtle 90 liralık tişörtün arasında fark var. Demeyin ki, "Aa, ben bir basic parçaya 90 lira vermem." Sen onu haftada 2 gün giyiyorsan neden vermeyesin ki? Çünkü o 90 liralık tişörtün içerisindeki materyal o fiyatı hak ediyor. Onun pamuğu kalitelidir. Onun boyası kalitelidir. Onun imalatı kalitelidir. Bu 9 liralıkla onun arasında dağlar kadar fark var. Zaten görüntü olarak da aynıdır arkadaşlar. Hani ben burada marka isimlerinden bahsetmiyorum. Genelde mesela siz bir yere gidiyorsunuzdur. 9 normal fiyatlarda bundan bahsediyorum. Bir de basic ürünler bazen indirimde de aşırı indirime giriyorlar. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Kendim bu işin içerisinde olduğum için bazen şaşırıyorsunuzdur. Ya bu beyaz neden böyle şimdi 5 lira olmuş? Çünkü arkadaşlar, şöyle bir şey. Eğer bir kurum basic ürünleri varsa ve bir dahaki sezona trende olarak hazırlanmış kesimler varsa, bu eski elinde olanları bir an önce çıkartıyor ki onun için hani o kadar indirimde yapıyor. Çünkü gelecek sene de beyaz olacak, şimdi de beyaz olacak. Neden şimdi çıkarsın? Çünkü gelecek sene satmak için aldığı ürünler kesimi olarak birazcık öbüründen daha farklı, daha sezona uyan, daha trende uyan basic ürün olduğu için. Başka bu konuda söylemek istediğim arkadaşlar, kapsül gardırobun kuralı yok. Yok şey, Chanel elbiseler, yok bilmem neler. Arkadaşlar, senin ruh haline yakışmıyorsa, yani sen Chanel elbiseyi alıp ne yapacaksın? Tamam, bazı arkadaşlarımız var böyle, şunu söyleyebilirim. Mesela Converse ayakkabı benim hayatımda sürekli olan bir ayakkabı. Çünkü ben onu taşıyabiliyorum. Ben onu giydiğim zaman özgür bir ruhlu olduğum için ve gençliği, dinamizmi taşıyan, yansıtan bir ayakkabı olduğu için, Converse aslında teenager ayakkabısı, bunu da söyleyeyim. Onları yansıttığı için hani sokağa gittiğimde, yürüdüğüm zaman bile ayağıma, adımlarıma yakışan bir ayakkabı. Yalnız böyle göbekli, etli, bütlü, artık hantallaşmış babaanne gibi bir kadın giyerse bunu, yani birazcık abes olur. Onun için kendi nize yakışacak, ruh halinize yakışacak kıyafetleri, üzerinize oturacak kıyafetleri tercih edin. Sade renkleri tercih edin. Sürekli karışık renkler, kapsül gardırobunun içinde olmaması gereken şeyler. Ama ben mesela şöyle yapıyorum.
kapsül gardırobumun içerisinde trendden sezondan birkaç tane yeni ürün görüyorum. Onları da alıp içerisine koyuyorum. O şekilde harmanlaştırarak her sezon böyle 2-3 parça yeni kıyafetlerle öyle o şekilde idare ediyorum. Bu arada bazen videolarda duyuyorum işte ben 10 senedir bunu giyiyorum. 10 senede belki kaç kere giydin acaba onu? Çünkü haftada bir kere giyilen bir şey arkadaşlar o kadar dayanmaz. Dediğim gibi kıyafetler yıkanmaktan yıpranıyor. Size şunu söyleyebilirim. Mesela benim şu anda elimde 5 tane gömlek var. Beyaz gömlek. 2 tane de siyah gömlek var. Siyah gömlekleri pek az giyerim. Pek nadirdir. Ama beyaz gömleklerimi iç çamaşır gibi kullanırım. Ya da her şeye uyduğu için. Hatta beyaz tişörtlerimden daha çok giyerim. Çünkü onun o yakalarının verdiği ağırlık, ciddiyetlik daha böyle bakımlı, daha derli toplu gösteriyor. Onları işte şeylerle giyerim, ne bileyim, blazerlerle giyerim ya da jeanlerle giyerim ya da pullover'ın altında giyerim şu yaka kısmı görünsün diye ya da sweatshirt'ün altında giyerim böyle homeware giyindiğim zaman altta eşofman tarzı, üstte sweatshirt, içerisinde beyaz gömlek hafif çıkartırım, altta beyaz bir sneaker falan. O şekilde de kendime yakıştırıyorum. Hatta şunu söyleyebilirim size. Tarz olmak istiyorsanız şunları şunları yapın demeyeceğim arkadaşlar. Kendi tarzınızı kendiniz bulacaksınız. Tarz olmak ya benim sevdiğim bir şey. Ben size niye diyeyim ki bu tarz? Yani modanın kuralı yok. Artık modanın kuralı yok. Şunun altına şu gitmez diye bir şey yok arkadaşlar. Size örnek olarak bir kendimden bir şey bahsetmek istiyorum. Yılbaşı gecesi makyajı yaptığım videoda videonun sonlarına doğru bir smokinle işte altta biraz böyle Adidas Superstar'larım ve biraz fileli çoraplarım falan vardı. Orada bir arkadaşım yorum yazmıştı. Bilmiyorum hala o yorumu var mı diye. Çünkü ben ona cevap verdim. Galiba bir daha bana cevap gelmedi. Okudum mu okumadım bilmiyorum. Bu şekilde giyilmez mi ne bir şeyler yazmıştı. Arkadaşlar ben orada videomda belirtiyorum. Ben bu gece yılbaşında hip hop kulübüne gidiyorum. Hip hop dans kulübüne gidiyorum diyorum. Hip hop dans kulübüne ben eğer ki başka bir yere gitseydim, özel bir anlasa falan gitseydim, o kıyafetin altına belki siyah elegan bir pantolon, siyah bir stiletto giyerdim. Ama benim gittiğim ortama sürekli at gibi tepinip oynayacağımız için dans hani onu gerektirdiği için hani böyle estetik bir dans değil hip hop. Onun için o şekilde giyindim. Yani birazcık insanları yargılamadan önce anlamaya çalışın. Gittiğiniz eventlere göre, anlaslara göre giyinmeyi tercih edin. Atıyorum bir düğüne gidiyorsunuz ya yani düğünde mesela ben kendi düğünüm yani kendi düğüm Allah'ım kim söylettiriyor bunu. Bir düğün olsun hani diyeyim ki atıyorum kızım evleniyor. Kızımın düğününde böyle gerçekten salaş işte artık güya yani karman çorban bir şey giydiği zaman birisi böyle yani istemem ama güzel gerçekten tam böyle elit elegan giydiği zaman tepeden tırnağa derim aa çok güzel giymiş falan. Ama dediğim gibi ortama göre giyinmek çok önemli. Siz zaten ortama göre giyinmeden giderseniz de zıt olursunuz. Kendinize o bakışlar geldiği zaman kendinizi de rahat hissetmezsiniz. Zaten böyle vurdum duymaz insanlara bana ne ben böyleyim diyen insanlara hiç böyle hiçbir zaman anlaşamamışımdır. Kapsül gardırobunda demek istediğim kural yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım size söylüyor ya işte şunlar şunlar dolabınızda olacak, bunlar bunlar dolabınızda olacak, şu olacak, şu olacak, şu olacak, bu olacak. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Ruh halinizi taşıyan şeyleri, ruh haliniz neyse onları taşıyan kıyafetler gardırobunuzda olmalı. Renginizi bulacaksınız. Siz kot pantolonu mu seviyorsunuz? Daha çok kot gömlekleri falan mı seviyorsunuz? O zaman onlara yönelin. Daha çok böyle sportif bir havanız mı var? O zaman o şekilde kurun. İki tane kot gömleği alın. Birisi koyu, birisi açık renk olmak üzere. İki tane, üç tane ya da dört tane kot pantolonu alın. Hangi kesimler size yakışıyorsa. Ne bileyim üzerinize beyaz pulloverlar alın. Açık mavi gömlekler alın. Lacivert gömlekler, tişörtler alın. Bu şekilde kombin edin. İlla ki siyah beyaz olmak zorunda değil. Ya da belirli bir kesim, belirli bir kalıp olmak da zorunda değil. Zamansız kesim arkadaşlar. Zamansız kesimleri hepiniz biliyorsunuz. Yani bunları şimdi zaten videomun başında da anlattım ama bir de arkadaşlar stil danışmanları, stil uzmanlarına para verirken, onların karşısına geçerken şöyle bir bakın arkadaşlar. Ruh haliyle, konuşma haliyle ve giyimiyle size neyi yansıtıyor, neyi ifade ediyor? Kendisi zaten karman çorman moda diye kendisine oturmayan bir şeyi, vücut hattına oturmayan bir şeyi alıp giymişse o hatun ya da o erkek sizin onun yani
paranızı boşa sokağa atıyorsunuz bence. Kendi kendinizi bu konuda eğitmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yaparsınız? Benim gibi YouTuber'ları dizleyerek değil arkadaşlar. Bunu moda, büyük moda sektörlerini, büyük modacıları sayfalarına girerek onların nasıl, nelerden esinlendiğini, neleri çıkarttığını bakarak, "Aa, bu buymuş," diye değil. Siz gördünüz zaten sizin ruhunuza ne sempatik ne sıcak geliyorsa onu beğeniyorsunuzdur. Hani bir kataloğu açtığınızda 5-6 tane alternatif vardır ama birisi size daha cazip gelir. Çünkü ruhunuz onu çekiyor size. O zaman ona uygun, ona uyanlanan, belki aynı renkte olmasa da ona yakın bir şeyi arayıp bulabilirsiniz. Bu şekilde giyinebilirsiniz. Moda dergilerinden esinlenebilirsiniz. Mesela ben mesleğim gereği şu anda Mayıs ayında, Haziran ayında neyin sunuma çıkacağını biliyorum sizden önce. Mesela bazı arkadaşlarımız stil danışmanları, stil uzmanları yapıyorlardır bunu ki bu da aslında çok yasak bir şey arkadaşlar. Sizin evinize misafirlerinizin geldiğini düşünün. Sizin evinizi resimlerini çektiğini, videoya aldığını ve onları internette sizin haberiniz olmadan yaydığını düşünün. Aynı şekilde ben Türkiye'de bunu anlamış değilim. Çok ben bu tür videoları çok görüyorum. Nasıl kimse bir şey söylemiyor yani bizim ekip olarak bizim içeride personel bu şekilde kamerayla birini görseler derler stop ne yapıyorsun yasak der yani kesinlikle bunu söyleriz çünkü içeride olup biteni dışarıya gösteremeyiz aslında bizi bu birazcık yani firmadan firmaya da değişiyor ama bazı belirli firmaları gerçekten göstereme izin almanız gerekiyor ve hani size gösteriyorlar ya kameralarla işte gösteriyorlar. Bu moda işte şunu şunla kombine edebilirsiniz. Bilmem ne yapabilirsiniz. Mağazanın içerisine girmiş size bunu gösteriyorlardır. Arkadaşlar o stil danışmanlığı ya, online sayfada da hani esinlenip sizlere bir şeyler gösteriyor ya. Online sayfasında çalışan visual merchandising arkadaşlarımız da var. Biz de sadece içeride çalışıyoruz. Hani direkt çalışıyoruz, pratik olarak çalışıyoruz. O stil danışmanlarının size gösterdiği ya da moda trendsetlerinin size gösterdiği şeyleri zaten bizler hazırlıyoruz. Bizler onu sunuyoruz. Bizler orada hazırlıyoruz, mağazayı açıyoruz, sizler gelip görüyorsunuz, kameralara çekiyorsunuz, sonra da diyorsunuz ki bunlar çıkmış. Bizim zaten sizlerden önce onlardan haberimiz var. Ben bakın diyorum ki ben Mart ayının uzun kıyafetlerini, hangi koleksiyonun, hangi renklerin çıkacağını biliyorum kendi kurumumda. Herkes, bütün kurumlar işte H&M olsun, Zara olsun, OVS olsun, PKZ olsun, Globus işte atıyorum bu tür şeyler. Hepsi aynıdır arkadaşlar. Hepsi aynı renkleri. Çünkü onlar büyük moda şeylerine esinlenerek çalışıyorlar. Ona göre kıyafetlerini satın alıyorlar. Onları biliyoruz. Yani buna nazaran bazen mesela eskiden çok hiçbir şey yerde olmayan kıyafetleri görüyordunuz üzerimde. Eğer beni burada tanıyan varsa. Çünkü ben Nisan ayında çıkacak olan sunuma çıkacak olan şeyi depodan alıp ödeyip giyiyordum. Onun için. Ya arkadaşlar umuyorum ki sizlere bu videomla birazcık bir şeyler anlatmak istemişimdir. Eğer ki siz benden bu tür videolar bekliyorsanız beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz buna göre başka videolar da varsa mutlaka videomun altına yorum olarak yazın. Beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yazın arkadaşlar. Beğenmediğiniz neyi mi beğenmediniz? Tipimi beğenmiyorsunuz? Makyajımı beğenmiyorsunuz? Konuşmamı beğenmiyorsunuz? Neyi, düşüncemi beğenmiyorsunuz? Niye beğenmediğime basıyorsunuz ki? Onun yerine videomun altına yorum olarak yazın. Aynı şekilde bunu diğer YouTuber arkadaşlara da yapmayın arkadaşlar. Yani bakın ben burada kaç dakikadır burada nefes nefese kalmış çene yapıyorum. Yani kafam böyle zonkluyor şu anda çok konuşmaktan. Yani bütün enerjim tükendi. Yani o diğer arkadaşlar benim gibi direkt telefondan video çekip de yüklemiyor. O kadar emek sarf ediyor, o kadar çalışıyorlar, o kadar bir şeyler yapıyor. Onları demotive ediyorsunuz. Bence bunu yapmayın. Onun yerine yorum olarak yazın. İnanın bütün arkadaşlar sizi ciddiye alacaktır. Ona göre düşüncelerinizi yani o şekilde diğer videolarını yönlendireceklerdir. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben kapsül dolabı hakkında bunları söylemek istedim. Ha,
Eğer kapsül dolabını gösterin diyorsanız ki bilemiyorum. Elbiseleri toplayıp da bir araya getirmek, ben gerçekten üşeniyorum ama belki çıkartır gösteririm, bilemiyorum. Ama bunun dışında bu tür videoları görmek istiyorsanız dediğim gibi yorum olarak yazın. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.